Evet Tonton Bey. Annemin kaçtığını öğrendiğimde hayatım başıma yakılmıştı. Annem nasıl öyle bir şey yapmıştı? İnanamamıştım. Ondan sonra kadınlara olan nefretim biraz daha artmıştı. Evet, devam eden hikayemde anlatmaya devam ediyorum. Evet Yumucak Bey, gerçekten yaşadıklarınız çok ağır bir travma olmuş. Bundan sonra devamında çok merak ediyorum. Babanız desen ayrı bir kötü karakter. Anneniz desen öyle birisi. Yani annenizin gerçekten de kaçtı mı ya? Devamında anlatacağım Tonton Bey annemin ne yaptığını. Evet. Ondan sonra şöyle oldu. Abi gördün mü annem mesajını ya? Anne böyle bir şey nasıl yapabilir ha? Nasıl? Bilmiyorum ki Yumurcak. Bana hiç inandırıcı gelmedi ya. Annem hiç kaçar mı ya? Hem de o adama. İnanamıyorum ya. Kadınlardan nefret ediyorum, nefret. Öyle deme kardeşim ya. Bir şey var bu işte ya. Bunu biz çözmemiz lazım. Babama söylememiz lazım. Aa, babam geliyor lan. Ne iş var ki onun burada? Lan. Şerefsiz. Duydunuz mu onları? Ananız kaçmış lan. Kime kaçtı lan o? O bizim patron kim lan? Bana onu göster lan. Nerede o patron ha? Bilmiyoruz baba ya, bilmiyoruz. İşte patron da kaçmış diyor ya. Ama öyle bir şey annem yapar mı hiç? Yapar lan yapar. O ananız az cin gözlüdür ha. Parayı gördü ya, kahpeye kaçmıştır lan. Allah'ım onu en son dur lan. En son gören kişi benim oğlumdu. Siz bilmiyorsunuz galiba. Kardeş abiniz öldü lan. Kabayı öyle bulmuş lan o adamın evinde. O adamın evi nerede demiş ki babaya. O adamın evi neredeymiş ya? Araştırıp bulmamız lazım. Lan ne bileyim lan. Adam galiba psikopatmış ha. Evden başka cesetler de çıkmış lan. 20-25 tane mi 32 tane mi kadın cesedi daha çıkmış ha. Ananızda bir şey yapmasın lan. Ananızda doğuramazsın diyorum. Baba nasıl bu kadar rahatsın ya? Madem böyle bir şey biliyorsun sen nasıl burada oturuyorsun ha? Annemi arasana. Nasıl psikopatmış lan bu? Nasıl katilmiş ha? Ne be yakan. Polisi ara maaş peşinde işte. Bilişim. Ama ortada ananız da yok, o adam da yok. Başka cesetler bulmuş. Nasıl bir şey ben de anlamadım ya. Allah Allah. Yumuş nasıl bir şey lan bu sence? O zaman annemiz kaçmadı bence ha. Nasıl ceset varmış ya? 25-30 tane ceset var diyor. Tövbe estağfurullah. Bu adam normal değil. Yumuşak annemiz ne yaptı acaba? Annemiz de bir götüp öldürmesin bu adam. Hemen yakalamamız bulmamız lazım ya. Telefon çağırıyor işte. Annem arıyor. Annem arıyor. Annem arıyor. Aç lan kapıyı. Anne neredesin ha? Ne diyorsun ya? Babam öyle bir şey yapmaz. Pop yapmaz lan. Ben niye kaçtım sanıyorsun sen? Babam bizi öldürecekti. Eve kamyonla ceset getirdi. Sizi hepinizi hasta edeceğim dedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tövbe yarabbim ya. Bu anne kafayı yiyeceğim ya. Baba. Eve kamyonla ceset getirdi, iftira attı bize diyor. Ne? Oğlum sen aklına ne böyle bir şey lan? Nasıl kamyonla ceset getirmişim? Anam ver bakayım onu lan ver. Alo kahpe. Orospu neredesin lan? Sus
Ben artık seni sevmiyorum. Artık beni aramayın. Bak kocama veriyorum yine kocama. Alo, ben Kara Sapıkan. Pardon, doktor. Bana siz öyle demişsiniz de. Ben doktorum lan. Ben iyiyim yani ha. Ben evet öyleyim. Nesin lan? Ne diyorsun gerizekalı, ne diyorsun? Ne diyorsun lan? Bezemek. Karımı nasıl alırsın lan? Neyse siktir et karımı aldın da. O ceset de benim değil lan. Polise şey anlattın lan. Biraz sonra seni alır. Ne oluyor lan burada? Nereye dönüyor lan yumucak? Ceset meset diyorlar. Çok iyi bir ses uzmanıyımdır lan. İyi taklit yaptım ha. Gerizekalı beni annesi sandı. Bu kadar mal olacaklarını hiç düşünmemiştim. Çok iyi ses taklit yaparım. Her kılığa da girerim. Bunların sonunu ben getireceğim. Oğlumun intikamını alacağım, intikamını. Vallahi nereye sandın beni? O mansadoyu da hapse atacağım. O cesetler dönmüşsünde kalacak kan. Parmak izini falan eşeğe aldım. Geri onun kırına girmek kaldı. Allah'ım ya. Ne olsa ben gideyim ne olacak kan? Nasıl böyle bir şey yapabilir ha? Bunda tam bir şerefsiz tam. Şimdi Sadun'un kırına girip bu çocukları biraz daha korkutmam lazım. Makyajımı yapayım. Tamam. Aynı o sabaha benzedim lan. Bir de onun gibi konuşursam tamam. Merhaba çocuklar. Nasıl konuşuyor lan bu salak? Nasıl konuşuyor lan? Merhaba, merhaba. Baba ne oldu sesin ya? Ay oğlum. Biraz boğazım ağrıyor da kusura bakma. Size bir şey söylemeye geldim. Aramızda kalsın. Oradaki söylemişlerdi ya. O katil benim. Onları ben öldürdüm. Onlar pavyonda sattığım kadınlardı. Ona o doktor şerefsinde iyi şey attık ha. Ananızı kaçırmayın beden arasından. Sakın çaktırmayın ha. Ananızı kaçırmasını beden arasında ben yaptım onu. Yoksa o doktor suçsuz. Baba nasıl böyle bir şey yaparsın lan? Sen katil misin lan? Defol buradan ya. Artık senin annemi de görmek istemiyorum ya. Defol. Tamam oğlum tamam. Gidiyorum. Mallara bak kan. Kerizler yedi ha. Ama hiç polise vereceğim falan demedi salaklar. Eski kızıma geri döneyim de. Şunlara biraz iyi gözükeyim lan. Bunları acaba ben nasıl kandırabilirim? Bakalım. Abi ben artık kendimi yeni hayat kuracağım ya. Artık annemle babamı da istemiyorum ha. Böyle hayat olmaz olsun ya. Aynen kardeşim aynen ya. Ben de yeni bir arkadaşla tanıştım. O bana bir iş bulacak. Ona gideceğim şimdi. Tamam abi. Dikkat et. Dikkat edeceğim tabii ki ya. Bu arkadaş kadın bir arkadaş ya. Açıkçası yumucak çok da beğendim o kızı ha. Görsen ya aşık olursun. Ama sesi biraz garip. Niye bilmiyorum. Nasıl sesi garip lan? Bilmiyorum lan yumuş. Yumucak. Bir seni tanıştıracağım onu. Çok beğendim. Tamam yumuş. Gidelim bakalım. Kız arkadaş. Böyle bir kötü günde bu beni senin boş. İnşallah senin için hayırlı olur. İnşallah ha. İnşallah yumuşak abicim inşallah. Yumuş işte. Sevdiğim kız burada oturuyor. Çok beğeneceksin. Yani beğeneceksin derken bana yakışacaksın yani. Bir de onun kardeşi var ya. Bir de erkek kardeşi var ama kız kardeşi falan başka bilmiyorum. Tam şey yapamadık ya. Minnoş. Ben geldim. Kardeşim gittim seni tanıştım ya. Hoş geldin Yumuş.
Hoş geldin Yumoş. Hayatım iyi yaptın. Tabii senin gibi bir hanımefendi kızdan kardeşim tanışmak istedim. Abi. Beni güve tutuyor abi. Yumoş. Kardeşim bilme ya, ne yapalım? Kadın hastaymış, hasta. Ses telerinde sorun varmış. Hoş geldin Yumurçak. Merhaba. Ben abini çok beğendim. Yani ikimiz birbirimize uyuyoruz. Hoş bulduk yenge. Abi bunun sesi niye böyle ya? Korktum açıkçası. Ay Yumoş, Yumurçak görmüyor musun lan? Ne kadar güzel. Bu güzelliğe o da nazar boncuğu olsun.